Merhaba arkadaşlar, pratik matematik videosu. Bu videoda şundan bahsedeceğim. Bir tane bilgi var elimizde, bir çözüm yöntemi var. Bu yöntemi kullanarak önce bir sayı sorusu, sonra bir denklem kurma problemi, sonra bir mantık sorusu çözeceğiz. Şunu göstermek için video. Aslında arka planda hep aynı şeyi kullanıyoruz. Sadece ön taraftaki süsleme değişiyor. Yani aslında bizi şaşırtıyor. İlk soru şu şekilde. Bir sayının 3 bölü 8'i 6'dır. Bu sayı kaçtır? Bu bir sayı sorusu. Basit bir soru. Nasıl yapabiliriz? 3 bölü 8'i 6'ymış. Bir şeyin bir şeysi dediğinde onu çarpardık. A'nın, A diyelim sayı, 3 bölü 8'i 6'ymış. Öyleyse A kaçtır? Şuraya 16 yazdığımızda denklemi sağladığını göreceğiz. Bu 16. Şimdi ne yapıyor? Bunu denklem kurma problemine dönüştürüyor. Sabit hızla giden bir araç bir yolun 3 bölü 8'ini 6 saatte gidiyor. Yani biz şunu çizip bir sayının diyebiliriz. Bir sayının 3 bölü 8'i 6'dır. Bu sayı kaçtır? Aynısı. Bir araç yolun 3 bölü 8'ini 6 saatte gidiyor. Yolun tamamını kaç saatte gider? Yine aynı şekilde yolu çizelim. Diyelim ki hiç denklem kurmayı bilmiyoruz. Biz bir tane yol var. 8'de 3'ünü 6 saatte gidiyor. Yolu bölelim 8 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 parçadan 3 tanesini 6 saatte gidiyor. Yani şurayı 6 saatte gidiyor. Öyleyse 3 tane parçayı 6 saatte giderse 6 bölü 3'ten her parçayı 2 saatte gider. 2, 2, 2, 2, 8 parça var. 2 çarpı 8, 16. Bu da tamam. Gelelim yeni soru tipine. Yeni de soru tipinde ÖSYM ne yapıyor? İşin içerisine mantık katıyor. Bunu yapayım. Bunu ezberden yazacağım. Soru biraz kalitesiz olabilir. Ama ana mantığından bahsedeceğim. Ahmet var. Ahmet bir tane jetonla çalışan müzik kutusuna para atıyor. Jeton atıyor ve müzik çalıyor. Sınavda bunu çiziyor. Yeni sistem bu. Bunları çizince adayın kafası karışıyor. Zaten o sınav stresi iyice soru gıcık geliyor. Soru da şu. Ahmet, ki bu bir basit soru. Şu burada gördüğünüz soruların muadili olması babında basit bir soru. Ahmet jeton atıyor ve toplam attığı jetonun 3 bölü 8'ini atmışken toplamda 6 dakika müzik dinliyor. Diyor ki Ahmet jeton atıyor müzik dinliyor. Jeton atıyor müzik dinliyor. Toplam attığı jetonun 8'de 3'ünü atmış durumdayken 6 dakika müzik dinlediğini fark ediyor. Bir de böyle 6 dakika müzik dinlediğini fark ediyor. Ahmet düşünüyor toplamda ben öyleyse kaç dakika müzik dinlerim elimdeki jetonlar bitince. Ne yapacağız? Yine aynı mantık. 8'de 3'ü jetonların. Dolayısıyla tüm jetonları bir yol gibi düşünürsek ve 8 parçaya bölersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 parçaya bölersek 8'de 3'ünü attığında jetonların 6 dakika müzik dinlemiş. Yani şu parçaya attığında 6 dakika müzik dinlemiş. Öyleyse her parçada 2 dakika müzik dinliyor. Toplamda 8 parça olduğu için Ahmet 16 dakika müzik dinleyecek. Hızlıca tekrar edeyim. Bir sayı sorusuydu ilk başta. Bir sayının 3 bölü 8'i 6'dır. Bu sayı kaçtır? Bu tamam basit. Dedik ki bir şeyin bir şeysi deyince çarparız. Öyleyse A diyelim sayı. A'nın 3 bölü 8'i 6'dır diyelim. Oradan çözelim. Ki ona da gerek yok. Ezberden de düşünebilirsiniz. 16'yı bulduk. Getirdi bunu biraz yamulttu. Hız problemine dönüştürdü. Sabit hızla giden bir araç bir yolun 3 bölü 8'ine 6 saatte gidiyor. Bu araç aynı yolun tamamını kaç saatte gider dedi. Yolu 8 parçaya böldük. Bunun 3 parçasının 6 saate denk geldiğini düşünerek tamamını bulduk. Yine 16 çıktı. Zaten arka planda çözdüğümüz denklem aynı. Şimdi yeni bir şey yaptık. Dedik ki yeni sisteme uyalım. Bu sözel ballandıra anlatma olayına girelim. Ahmet elinde jetonlarla müzik kutusunun yanına gitsin. Elindeki jetonları atarak müzik dinlesin. Ve bir ara baksın desin ki Ahmet elindeki jetonların 8'de 3'ünü attığında 6 dakika müzik dinlemiş. Öyleyse tüm jetonlar bittiğinde Ahmet kaç dakika müzik dinler? Burada da yapınca 8'de 3'ü 6 dakikaysa böldük 8'i 3 parçasını 6'ya eşitledik. Tamamı 16'dır dedik. Yani arka planda bilgi aynı.
Bu videoda amaç işte matematikle ilgili ön yargıyı bir nebze de olsa kırmak. Bu şekilde aslında ön planda süslemeler değişiyor.